İktidarın 2024 bütçe teklifinde de sermayenin savaşın bütçesini görüyoruz. Çünkü iktidar bir grup sermayedarın ihyası ve Kürt kimliğine yönelik düşmanlıkla ömrünü uzatabileceğini düşünüyor. Bu ülkede Kürt kimliğine yönelik savaş ve darbe mekaniği iktidarın da temel motivasyon ve güç kaynağı haline gelmiştir. Bu anlayış ahlaki ve meşru değildir. Ahlaki, politik ve demokratik bir yönetimin ilkelerini burada size anlatma olanağım yoktur. Ancak böyle de bir derdinizin olmadığını da bildiğimiz gibi savaş, çatışma, şiddet, baskı, kayyum politikalarını tercih etmek, ucuz oyunlarla toplumu manipüle etmek şanınızdır. İliklerinize kadar da yaşıyorsunuz. Bilin ki Kürtlerin kazanımlarına saldırmakla ne bürokrasideki çürümüşlüğü ne de ülkeyi yönetememe acizliğini örtbas edemiyorsunuz. İktidarın savaş ve yandaş bütçesinin etkilerinin en derin yaşandığı yer, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı illerdir. Bölgesel eşitsizlik her geçen gün derinleşiyorken, bir bakanlık hariç diğer bakanlıkların en az harcama yaptığı kentler, Kürt nüfusunun yoğun olduğu kentlerdir. Malum bakanlık ise Kürt kimliğini ve coğrafyasını Rojava'yı, Irak, Kürdistan bölgesini hedef alan bombardımana tutan Milli Savunma Bakanlığı'dır. Bütçenin kara deliği güvenlik harcamalarıdır. Bu harcamalar yerine Hakkari ve çevre kentlerine sanayi ve teknoloji alanı yatırımlar yapılmış olsaydı, bugün Hakkari işsizlik, yoksulluk kenti olmazdı. Sosyoekonomik göstergelerde de bölge kentleri son sıralarda olmazdı. Aslında TÜİK'in ve diğer birçok resmi kurumun verileri de Kürdistan haritasını göstermektedir. Bugün yatırım teşvik, bunu ben çizmedim, bunu TÜİK çizdi, bunu resmi kurumlar çizdi ve gördüğünüz gibi burada mavi renkle gösterilen yatırım teşvik alanının en az olduğu alanlardır. Kürtlerin nüfusunun en fazla olduğu ama yatırımların en az olduğu yerlerdir. Burada da bütçedeki, burada da Kürdistan 1847'de vilayet ünvanını almış bir yerdir. Bunu söyleyen ben değilim. Siz kendiniz, kendi atalarınızı, eğer atalarınızı inkar ediyorsunuz, o da sizin bileceğiniz bir şey. 2022'de hane halkı kullanılabilir fert geliri, beni dinler misiniz? Sonrasında söz hakkı alabilirsiniz beyefendi. Bakın bunu tanımlayan 1847'de vilayet ünvanını veren biz değiliz. 2022'de hane halkı kullanılabilir fert geliri İstanbul bölgesinde 70.000 TL iken en düşük bölge olan Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 23.000 TL'dir. Arada uçurumlar vardır. Bakanlığınızın 2022 ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması da başka bir ayrımcılık ve eşitsizlik raporudur. Buna göre ilçeler gelişmişlik durumuna göre 6 kademe şeklindedir. Bölgeden sadece Erzurum, Yakutiye ve Antep Şehit Kamil ilçeleri ilk kademedeyken 6. kademede bulunan 121 ilçeden 92'si Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı ilçelerimizdir. Buralar geri kalmış değil, kasıtlı olarak geri bırakılmıştır. Bölgesel sanayi yatırım teşvikleri verisi de bu haritayı belirginleştirmektedir. 2012'den bu yana verilen sanayi yatırım teşviklerinin %4'ü 6. bölgeye verilmiştir. Peki 6. bölge neresi? Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı kentlerdir. Türkiye geneli verilen 7 milyar TL teşvikten Hakkari'nin payına sadece 2 milyon TL düşmüştür. Bu 10.000'de 3 bile değildir. Kamu bankalarından verilen kredilerde de Hakkari'ye düşen miktar devede kulak misalidir. 2023'ün ilk 6 ayında verilen 22 milyar TL krediden sadece 20 milyon TL'si Hakkari'ye verilmiştir. Yani %0,01 bile değil. Bu miktarın iki katından daha fazlası Hakkari'ye yakın nüfusa sahip Uşak, Burdur, Karabük, Kırıkkale illerine verilmiştir. Yaptığımız bölgesel eşitsizliği gidermek değil, daha da derinleştirmektir.